Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kınemsi dıktanlar ekranımız olsun. Xitay Otur Asya devletlerinin koluğu keltürüşkü küçümekte. Xitay Otur Asya'daki təsir dairesini texamı küçeytiş üçün hareket kılmaqda. Xitay Muavin Reisi Wang Qishan 13. Oktyabr Astanada Kazakistan Prezidenti Tokayev bilen körüşdi. Xitay Xalq Torining 14. Oktyabrdagi xabarida bildirilishicha 13. Oktyabr Xitay Muavin Reisi Wang Qishan Kazakistan'da ekilgan özara hemkarlaşış ve işiniş tedbirleri yığınının 6. qetimlik başlıklar yığınığa katnaşkan. Mezkur yığını Kazakistan teşkilligen bolup yığında söz kılgan Wang Qishan Asya özara hemkarlaşış ve işiniş tedbirleri yığını iştipaklık ve hemkarlıkını küçeytip, hırsızkı muvapıqta kabul durup, Asya takdir ortak gevdisi berpa kılışkı küç çıkırıp, Asya rayonunun tınıştıkı mukumluğunu koğdaş gerek de bildirilgan. Bildirilişçe yığınkı yıllardan buyan bulup mu Prezident Tokayev tehditke çıkan denken, Kazakistan Xitayga tehimi yıkılışkı başlıgan. Xitay Kazakistan birlikte iki devlet başlıklarının ortak tonuşunu yakışılıp, yadroluk menfaatini devamlı kat'i kollaş meselesine ehemiyet veriş, ortak stratejilik, xavfsizlik ve terakkiyat menfaatini yakışı kollaş meselesini aldınkı noktaya koyuşunu müzakere kılgan. Malum buluşça Tokayev Wang Qishan bilen görüşkende Kazakistan taraf Xitay'nın bir belvağ bir yol planını kat'i kollaydıgallıqını, Xitay taraf bilen birlikte Kazakistan Xitay umumiyüzlük stratejilik hemkarlık münasibetini üzlüksiz müstehkemleş üçün tirişidigallıqını bildirgen. Xitay'nın işik takımaslıq uxturuşu Şarkı Türkistan'da icra kılınmadı. Xitay'nın atılmış yuqumlu nölgü çüşürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan işini teşidin taqap ailegi qamap aç koyuş, davalamay taşlap koyuş cinayi kılmışı Şarkı Türkistan halkıya iğir apet bulmaqta. Şarkı Türkistan'da iki aydın aşkan kamalda halkımızdan uyudaki açlık tügep, açlık yardım müraciət nameleri köpeygenden başka, Xitay'nın keserlerini doktorhanlarga kubul kılmağan körünüşlerimi köplep dar kalmaqta. Xitay tecavüzcileri yıkındı virus yukumunu kontrol kılış devamıda ammının işkini teşidin takaş usulü bilen kamal kılışkı bolmaydı deb uxturuş kılgan bolsa mı? Bırak Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'daki korcak emeldarları yanılı halkımızın işkini teşidin takap kamal kılgan. 13. Oktyabr tarqalgan 1 minut 55 sekundluk sindeki bir Uyghurning sözü Xitay'nın Xitay ülkelerine başkı siyaset, Şarkı Türkistan'da başkı siyaset icra kılgallıqıdan ibaret İnsan kalıbıdan çıkan koş ölçemlik cinayi kılmışlarını aşkarlap koygan. O sindiki sözü de mündaq digen. Hemimizge ayan, yıkının yakı, tabi afetler intayın köpü zir vadılı, meyli, şıkır ölgülerde bolsun, meyli Şincan'da bolsun, ya devreş deyimiz, boran çapkın deyimiz, kelkün afetler deyimiz, ot afetleri deyimiz, köpü zir vadılı. Yukarı derecelik rehberlerinin ki yollarını tosu yetişke işçilerini kulupla pısımla olan bağlı yetişini çekilgen bozumu ta hazırgıcı dağılmışıp kilovatıdı. Egerlikti tuyuksuz bundaki afetler bir işimiz kip kapkasa kayız kadır gelip işkimizin iç bırakın de yer tevrisi tüncü olup öydün kaçıp çıkış bir hatarcayı kaçıp çıkış Ot gitip kalp kasımı öydün keçip çıkış digendek kelkün afetleri deyimiz bunda afetlerde tüncü olup hemimiz sırtka keçişki mecbur bulumuz işçilerimiz kulplağlık sımlı bilen bağlağlık bunda halette kıyayımı çekin eleyimiz kayız kadri kip işçilerimizin iç birekindep telmürüp oturup yer devrisi kümülüp getmemdok Ot gitip kalsa küyüp kavup olup gitmemdok. Kim o kayız kadırı kip otunun içi kırıp işçilerimizin iç bir eleydi. Bunda iğir mesuliyetini kayız onun üstüge ala alaydı. Şunu bileydi gendim. Kanın savadanla bağlarınla pinlün için kaldırıp koyan bozanla. İctimai uçur bastırı tarqalgan sıllar Xitay'nın atılmış virus yukumunun aldığını eliş bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkının işkini teşidin takap kamal kılıp kırgın kılış kılmışı, halkara cemiyetinin dikkatini kozgan bir peyde,
Xitoy axborot vositalari Sharqiy Turkistondagi virus yuqumining ko'payganligini tashviq qilish orqali qattiq qamal qilib qirg'in qilish jinoiy qilmishini yo'lliq ko'rsatishga tirishmoqda. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Amerikaning davlat xavfsizlik strategiyasida tilga olindi. Biden hukumatı hakimiyetke çıkıp 2 yıldan keyin tunji qatım devlet xavfsizlik strategiyasını e'lon qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik mutilga aylindi. Amerika hukumatining muhim strategiyalik planlari va siyosatlari sharhlanadigan mazkur devlet xavfsizlik strategiyasida Uyg'urlarning Xitoy rejimining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga uchrayotganligi tilga olinib, biz Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi turish jinoyatini Tibetdagi kishilik huquq dafsandichiligini Hong Kongning avtonomiyasi va erkinligiga qilayotgan buzg'unchiligini javobgarlikka tortamiz. Xitoy har qaysi davlatlar va jamoatlarga besim ishiltib, ularni jimiqtirishga urinayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni jazolashga tirishimiz deganlar tilga olingan. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning Amerika hukumatining davlatlik strategiyalik planida tilga olinishi mutaxassislar tomonidan intayin muhim ahamiyatga ega deb baholanayotgan bo'lib, Strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Efendi RFA'ga qilgan so'zida buni Amerika hukumatining Uyg'ur masalasini intayin muhim o'ringa qo'yayotganligining ifodasi deb ko'rsatgan va odatda bir davlat davlat saviyalik strategiyalik planlarini o'tirg'a qo'yganda millatlarning masalalarini ayrim-ayrim tilga olib o'ltirmaydi. Ammo bu dokumentda Uyg'urlar uchrayotgan zulmning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb turib tilga olinishi Uyg'urlar uchun intayin muhim. Bu Amerikaning Uyg'urlar masalasiga qanchalik zo'r ahamiyat berayotganligini ko'rsatdi. Amerika bu strategiyalik planida Amerikaning demokratik qimmat qarashlarini va kishilik huquqni qat'iy qo'g'daydiganligini va zarur bo'lganda keraklik harakat qo'llanadiganligini nihoyatda aniq o'tirg'a qo'ygan degan. 13-oktyabr e'lon qilingan 48 betlik davlat xavfsizlik strategiyasida Amerika Biden hukumatı o'zlarining tashqi siyosatdagi strategiyasini Xitoyni yengish Rossiyani cheklash deb sharhlagan bo'lib Xitoyning demokratik davlatlarga selayotgan tahdidiga taqobil turishning muhimligi ta'kidlangan. Amerikadagi Xitoy ishlari mutaxassisi Gordon Chang bo'lsa, Biden hukumatining xavfsizlik planida Xitoy bilan bo'lgan munosabatni raqobat deb tasvirlashining muvofiq emasligini bildirib, "Menchi Biden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni raqobat deb atishi Xitoyga to'liq sal qarig'anlik. Xitoy biz bilan mavjud xalqaroliq tizimi ichida raqobat qilmayotdi. U bu tizimini buzuman deb atdi." Xitoy raisi Xi Jinping dunyoga hukmronlik qilishdan so'z ochayotganligi xili bo'ldi. Xitoy degan mavjud xiris hargizmi raqobatchi emas. Shunga Biden hukumatining strategiyalik planida Xitoyning hujumi xato baholangan degan. Biden hukumatı davlat xavfsizlik strategiyasi dokumentida Xitoyga taqobil turish uchun 3 turlik siyosat qo'llanganligini bildirgan. Bular birinchisi Amerikani kuchli qilayotgan qimmat qarashlarga mablag' selish, ya'ni Amerikaning raqobat kuchi, yangilik yaratish kuchi, qudrati va demokratiyasini kuchaytirish. Ikkinchisi ittifoqdosh va sherik davlatlar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, o'rtaq harakat qilish. Uchinchisi Xitoy bilan mas'uliyatchanlik bilan raqobatlashgan asosda davlat manfaatini qo'g'dash va kelgusi planni turg'izishdir. Dokulat yana Xitoy bilan raqobatlashishning yolg'iz Hindiy tinch okean rayonida emas, balki yer shari xarakterlik bo'ladiganligi, uning texnika, iqtisod, siyosat, harbiy, axborot va dunyoning masalalarini hal qilish sohalarida Xitoydan ustunlikni saqlab qolishda ifodalanadiganligi bayon qilingan. Lager shahidi Angliya hukumatı ustidan arz qilishni planladi. Sharqiy Turkistondagi lagerdan qutulib hayot qalgan qozoq ar Angliya hukumatining Sharqiy Turkiston paxtasini import qilishni cheklash masalasini yetarli bir taraf qilmaganligi uchun Angliya hukumatı ustidan arz qilishni planlagan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, navbatda Angliyada yashaydigan 49 yoshli qozoq ar Arbakit O'tarbay Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga qamalib, majburiy amgakka solingan. O'tarbay Angliya hukumatı ustidan Sharqiy Turkistonda majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklaydigan hech qanday qonun chiqarmaganligi uchun arz qilishni planlagan. Bildirilishicha O'tarbay oldingi hafta Angliya xalqaro savdo ministrligiga maktub avatib, Angliya savdo ishlari katibi Kemi Badinoshdan Angliya hukumatining Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklashdagi mag'lubiyatini hal qilishni talab qilgan. U Angliyaning xalqaro savdo ishlari katibiga yozgan xatida Angliya xalqaro savdo ishlari katibining Sharqiy Turkistondan Angliyaga paxta import qilishni cheklay olmaganligi
yoki boshqa amaliy tadbirlarni qo'llanib Sharq Turkiston paxtasining Angliya iste'molchilariga sotilishining oldini ola olmaganligini o'tirg'i qo'ygan. O'tarbayning advokati Paul Konradining aytishicha, agar Angliya hukumatı Sharq Turkistonda majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklashni rad qilsa, O'tarbay London yuqori sud mahkamasiga ariz qiladi ekan. O'tarbay 2017-yilgi kasal dadasini yo'qlash uchun Sharq Turkistonga borgandan keyin Xitoy saqchilari uning pasportini musodara qilib tutqun qilgan. 2017-yilgi 8-oydan 2019-yilgi 5-oygacha Sharq Turkistondagi ma'lum lagerda tutib turilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi bir kiyim-kechak zavodida ishlashga majbur bo'lgan. O'tarbay Amerika ovozi muxbiriga "Men majburiy amgakni o'z beshimdan kechirdim. Qozog'istonga qo'yib berilishdan burun Sharq Turkistondagi bir kiyim-kechak zavodida ish haqqi berilmay majburiy ish qilindim" degan. O'tarbay 2019-yilgi lagerdan qutulib Qozog'istonga qaytib kelgan kishilarning biri bo'lib, O'tarbayning ota-onasi va nurg'un tuqqanlari hozirgacha Sharq Turkistonda ekan. Minister Fatih Dönmez Gazprom'nın başlığı Miller bilen görüştü. Türkiye Energiya ve Tabii Baylıklar Ministeri Fatih Dönmez Rusya Energiya şirketi Gazprom'nın başlığı Alexey Miller bilen görüştü. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Rusya Gazprom şirketi başlığı Alexey Miller bilen Türkiye Energiya Tabii Baylıklar Ministeri Fatih Dönmez'nin görüşkenliği doğrusunda bayanat ilan kıldı. Gazprom şirketinin bu vaqtdagi yozim bayonotida Fatih Dönmez bilan Millerning Moskvada o'tkazilgan Rossiya energiya haftasi doirasida ko'rishganligi qayd qilindi. Bayonotda Rossiya gazi Turkiyaga moviy iqim va turk iqim turbinalari bilan bexatar holda yetkazilmoqda deyildi. Gazpromning boshlig'i Alexey Miller Rossiya tabiiy gazining yetkazilishi uchun Turkiyaning Yevropa ittifoqi chegarasida gaz tarqitish markazi qurishni o'ylashidiganligini bildirdi. U Rossiya energiya haftasi konferansida Gazprom yangi gaz yetkazish ta'sislarini qurishga texnikalik jihatdan tayyor. Bir tarqitish markazi qurishga to'g'ri kelganda shubhisizki Yevropa ittifoqi bilan Turkiya chegarasida gaz savdo sohasi shakllantirishni o'ylashimiz kerak dedi. Millerning bu so'zlarini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 13 oktyabr buzg'unchilik sababidan ishlay olmaydigan holga kelgan shimoliy iqim turbi yo'lidan yotkigili bo'lmagan gazni Türkiye arqalıq Yevropağa yetkizish mümkinligini aytqandan keyin askartishi diqqat qozg'idi. Bartindagi partilashda 40 odam qaza qildi. Turkiyaning Bartin viloyati Amasra nahisidagi bir kanda partlash yuz berib 40 ishchi qaza qildi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Taşkömür Örgünü Karmakı'daki bir kandan bir bölümüde tünügün keç saat 18'den 15 minut ötkende partlaş yüz verdi. Partlaştınken rayonga derhal köpsandı sahiye ot uçuruş ve izdeş kutkuzuş etirti hadimlere evetildi. Vakadınken Nakhmeydan'a yitip bargan İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu partlaştı 40 kişinin kaza kılgallıkını, partlaş yüz bergende kandı kalgan 110 işçinin 58'inin kutkuzulgallıkını, Yarlangan 11 işçinin doktorxanada davolanayotganligini bildirib, bir kan işçimizga munosabatlik aniqsizliklar bor. Navbatda uni izlash xizmatlari davomlashyapti dedi. Minister Soylu bilan birlikte rayonga yetib borgan Energiya va Tabiiy Baylıqlar ministeri Fatih Dönmez bo'lsa, dastlabki mulohizalarning kandagi portlashni gaz siqishib qilish hodisasining keltirib chiqarganligiga ishorat qilganligini, kandagi o't apitining ko'rinarlik darajada tizginlanganligini bildirdi. Növbette vakani tekşürüş hizmetleri başlandı. Bugünkü barlık uğrulaştırışlarını emelden kaldırgan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Bartın'a berip, Nakhmeydan'daki izdeş kutkuzuş hizmetlerini maslaştırdı. Prezident Erdoğan, İctimai Alaqı Süpsi'deki adresi de uçur hem beherlep, ''Mən Bartın'ımızdan Amasra nahisi'deki kümür kenedi meydan'a gelgen partlaştı hayatıdan ayrılgan qeyrindaşlarımızga, Allah'tan rahim şefkat tukkallarına sevir, Yarlangan qeyrindaşlarımdan salametlikinin tezirek esliki gelişini tileymen digerlerini kayıt kıldı. Prezident Erdoğan yana kanun organlarının barlıq kişilerinin yürek bağrını puçulugan bu ecinişlik hadisini her cahettin tekşürüdüğallıqını, kiçikkini biperbalıq bolsa onun hesabının elindiğallıqını tekitledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.